SARB-83, SARB-82, 2019 İDEF'te biz bunların ilk lansmanını yaptık ama tabii projeler belli bir noktaya gelmişti. Biraz esasında daha geçmişine gidersek bunun 2010'larda NEB 84 dediğimiz bizim nüfuz edici bomba, şu an bilinen envanterde olan nüfuz edici bombanın da tasarımcısı, geliştiricisi TÜBİTAK SAGE, Makine Kimya Enstitüsü'nün fonladığı bir projeydi o. Şu an envanterde çoklu adette kullanılıyor ve halihazırda üretimi devam eden bir mühimmatımız. Tabii bizim orada edindiğimiz tecrübe diğer buna benzer mühimmatların gelişiminde yolunu açtı. Burada esasında dünyada da bilinen açık kaynaklarda uçak bombası olarak kullanılmayan ilk defa Türkiye'nin kullandığı bir teknoloji var. Ardışık delicili harp başlığı teknolojisi uçak bombalarında NEP 84 olarak dünyada ilk biz bunu geliştirdik. Yerden atılan mühimmatlarda var ama uçak bombası olarak ardışık delicili, yani çukur imlalı harp başlığı teknolojisi olarak yoktu. Tabii bizim NEP 84'ten elde edindiğimiz tecrübeyle bunu Max 83 geometrisinde ve kütlesinde bir yine ardışık dereceli harp başlığı etkinliği olan bir mühimmat geliştirme projesi, biz kendi öz kaynaklarıyla bir iç proje olarak bunu açmıştık. Max 83 uçak bombalarının da kullanılabilen bütün güdüm kitleri SARB-83'te de kullanılabilecek. SARB-83, SARB-82'ye göre biraz daha önde ilerliyor projemiz. İDEF'ten bu yana zaten projemiz devam ediyordu. Bazı testlerini tamamladık. Alt bileşen testleri, diğer testler, çevresel testler. Orada önemli mesafe kaydettik. Artık projenin nihai testlerinden biri diyeceğimiz bizim hedef balistiği raylı sistem altyapısı, HABRAS altyapısında artık orada kalifikasyon testini, delici etkinliğini görme testini de tamamlamış olduk. Yaklaşık 1,5 metrelik bir güçlendirilmiş, 35 megapaskal güçlendirilmiş duvarı SARB-83 mühimmatı ön delicisiyle deldi ve ana delici duvarın içinden geçerek etkinliğini göstermiş oldu. Ki burada bir ayrıntıda paylaşmış olayım. Yani yaklaşık 300 kilometre saat hızla ilerledi SARB-83. Duvarı deldikten sonra ana delicimizin hızı yaklaşık yine 280 kilometre saat hızdaydı. Yani 1,5 metrelik güçlendirilmiş duvarın yavaşlatma etkisi %10'dan bile az oldu. Bu gerçekten çok yüksek bir etkinlik göstergesi. SARB-83'te delici özellik var. Ardışık delicili harp başlığı var. Ve dediğim gibi bunu uçak bombası olarak da dünyada kullanan belki tek ülkeyiz. Belki bilmediğimiz birkaç ülke daha olabilir ama bunun avantajı daha düşük hızlarda ve düşük açılarda dahi delici etkinlik gösterebiliyor.